Dediğin gibi bu belediyelerin, yani İstanbul Belediyesi'nin İdo Deniz Otobüslerinin Yunan adalarına sefer koyması ve bunun bir tanesinin de Kuşadası'ndan hareket etmesi meselesi biraz beni tuhaf geldi, karıştırdı, kafam karıştı. Çünkü neden? Evet. Neden? Yunan adalarına Türkiye'den turist götürmek belediyenin işi mi? Değil. İlişkilerimizin iyi olmasında ne gibi sıkıntı var? Ben anlamadım. Şimdi barış olsun etsin. Ama senin karşısındaki muhatapların eğer sana her fırsatta düşmancılık yapıyorsa, düşmanlık yapıyorsa, senin içini karıştırıyorsa, onlarla dost geçinmek uğruna taviz vermek gerekir mi? Şimdi bu nereden çıktı? Yunan adaları ekonomik olaraktan zaten Yunanistan'ın krizi olduğu için şu anda çökmüş vaziyette. Evet. Adadaki ada sakinleri dedi Yunan hükümetine baskı yapıyor. Diyor ki aman diyor bu Türkler gelmezse biz mahvoluruz. Gelen turistler, Avrupalı turistler yetersiz. O bakımdan siz ne yapıp bu Türklerin adalara gelmesini sağlayın diyorlar. Onun üzerine Yunanlılar bu 7-8 tane adaya kapıda vize uygulaması başladılar. Evet. Bir yandan da kuru yüzer gemilerinin Türkiye'ye uğramaması için de İçinde lobi yapıyorlar. Propaganda yapıyorlar. Lobi yapıyorlar. Evet. Şimdi herhangi bir şekilde Schengen vizesi vermeyen Avrupa ülkeleri, Yunanistan dahil ne oldu da bu Türkler için sadece kapıda vize uygulaması? Sırf batık durumda olan Yunan adalarının ekonomisini kurtarmak için Türkiye'yi kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Şimdi Yunanların ekonomik krizini Türkler mi çözecek? Var mı böyle bir şey? Evet. Var mı böyle bir şey? Kel'in ilacı olsa kendi başına sürecek. Velev ki Türkiye senelerdir Yunanistan'la Ege'de bir barış denizi olsun diye gayret sarf ederken Yunanistan her türlü fesatı, her türlü tertibi ve özellikle de kışkırtma devam ediyor. İşte gördüğünüz kayalıkları işgali, bir evet. Kardak hadisesi ve hala devam ediyor. Eşek adası. Şimdi bunlarla oturup neyi anlaşacaksın? Neyi konuşacaksın? Kıbrıs meselesinde görüldü. Yunan tezine rağmen, bu anlam planına rağmen Yunan halkı evet dedi, kendileri hayır dedi. Çünkü neden? Şimdi nedenini anlatacağım. Evet, bak, neden bu abi? Derin. Neden abi? Anlatacağım. Böyle hızlı hızlı geçelim istiyorum. Hızlı hızlı çünkü... geçelim. Evet. Şimdi birincisi bu adalara sefer meselesi kanuna aykırıdır. Bunu yapanların mutlaka müeyyide uygulanması lazım. Adalara sefer kanuna aykırı. Evet. Bir bak istersen bir kanuna bak. Büyükşehir Belediyesi kanununa bak. 7. Evet. madde galiba P fıkrası. Bir oku bakayım bir zahmet. Evet. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizdeki taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Şimdi burada ne diyor bak. Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde. Evet. Demek ki deniz taşıması yapabilmek için Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde olacak. Evet. İşletmek veya işlettirmek. Yani ruhsatını da... Ve yani hem ruhsat hem de kendin de işletirsen de ne olması bir şart olmazsa olmaz da belediye hudutları. Peki ben soru soruyorum. İstanbul Belediye halkı için alınmış olan İstanbul bu deniz otobüsleri İDO. Evet. Kalkıp da Çeşme'den, Sakız Adası'na veya Ayvalık'tan, Midilli Adası'na, Kuşadası'ndan başka adalara gitmek için mi alındı? İki, madem öyle Yunan adaları Büyükşehir Belediyesi hududu içinde mi? Değil. Ruhsatını kim verdi o zaman? Yani iş sefer yapamazsın. Evet. Yani sefere çıkabilmek korsan için... Korsan mı oluyor abi bu seferler? Açıkça kanuna aykırı. İçişleri Bakanı bunu ihbar kabul edip iki belediye başkanı hakkında gereğini yapması lazım. Yapmazsa kendisi de ortaktır bu işe. Oo, bir saniye abi çok ciddi bir evet, kanun açık. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi bunun müeyyidesi bu dediğin minvalde bir şey. Müeyyidesini bilmem. Evet. Onu kendileri. Ama burada kanun ne diyor? Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde diyor. Evet. Şimdi soruyorum Midilli Adası, Sakız Adası, Patmos Adası Büyükşehir Belediye hudutları içinde mi değil mi? Değil. O zaman bu kanunu çiğniyor belediye başkanı. İşlem yapsınlar. Acaba bilmediğimiz bir protokol mü var iki ülke arasında? Ya, efendim kanun değişmesi lazım. İçişleri Bakanı, Reisi Cumhur dahi olsa bu kanuna aykırı harekette bir izin veremez. Evet. Şimdi neden bunu oldu? Buna işte bak. Neden abi? Neden? Şimdi Paskalya bayramıyla Yunan Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldi. O Paskalya töreni neticesinde
Büyükşehir Belediye Başkanı da o törenlere katıldı kiliseden. Yunan Dışişleri Bakanı'yla da Patrika Hazretleri'yle de beraber oturdular. Evet. Hatta internette resimleri var. Arkadaşlar bulur da gösterirlerse iyi olur. Vatandaşımız da görmüş olur yani bunu. Tamam. Şimdi, hazır olduğunda yönetmenimiz onu şimdi burada yani. Bakın oturmuşlar. Evet. Bu tören bittikten sonra ertesi günü Yunan Dışişleri Bakanı Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Evet. Şimdi soru. Bedettin Dalan, Nurettin Sözen, Tayyip Erdoğan ve diğer belediyelerin hiçbirine gitmeyen Yunan Dışişleri Bakanı niye Ekrem İmamoğlu'na gitti ziyarete? Neden? Ah, şimdi nedeni şuradan çıkıyor. Adaları besle. Adaları besle. Çünkü neden? Adalara turist gelecek ama yeterli taşıt yok. Yeterli taşıt yok. Taşıt olmadığı için de bir kaynak bulmak lazım. Yunanistan imkanı yok. Türkiye'den de Ankara da buna izin vermez. Herhalde diyoruz biz tahmin ediyoruz. Yani öyle anlaşılıyor. Çünkü durduk yerden sen niye kalkıp da efendim belediyenin araçlarını Yunanistan'a turist taşımak için tahsis ediyorsun? Aklımıza o geliyor. Ve o zaman da herkes sordu ya bu adam burayı niye ziyaret etti diye. Evet. Eğer bir şey görüşecek olsalar resimde de görüldüğü gibi Patrikhane'de görüşmüş olurlardı. Ne, bizim şeyimiz var ya toplumda bir deyimimiz var. Bayram değil, seyran değil. Seyran değil. Evet, niye geldi bu adam buraya? Şimdi dolayısıyla burada öyle anlaşılıyor ki bu adalara İDO otobüslerinin meselesi herhalde konuşuldu ki evet. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bu kararı aldı ve 3 noktadan efendim bu seferler başlatıldı. Evet. Şimdi gelelim arkasından da ne propaganda yaptı? Şu yemek yazarlığı yapanlar, turizm şirketçileri dediler ki adalar çok ucuz efendim tatile oraya gidin. Şurada tabii bugün deniz kenarında Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris'te fiyatların yüksek olduğu bugün için geçerli değil. 10 senedir de oralar deniz kenarları yüksek. Çünkü neden? Adam 4 ay iş yapıyor. 12 ayın parasını çıkarmak için yazın yüksek fiyat yazıyor. Ben de karşıyım buna ama realite bu serbest fiyat ekonomisinde bu böyle oluyor. Evet. Şimdi tabii orada şey de var. Ben bizim Türk esnafını, Türk turizmcisini savunmam da gerekir. Onu, şöyle savunmam gerekir abi. Maliyetler açısından senin Yunan adalarındaki işletmeciler orada zaten yaşasınlar. Zaten orada sübvanse ediyorlar. Sübvanse alıyorlar. Teşvik ediyorlar. Ya ucuz olduğu da şüpheli. Ya bırak. Bizde kira maliyetleri çok yüksek. Yani burada bu Yunanların kılıcını sallayan adamların olduğunu söylemek için söylüyorum bunu. Evet. Nedir bu? İşte ucuz mucuz gidiyor. Bir de hani gidip de görülecek bir şey olsa yüreğim yanmaz. Neden olduğunu anlatacağım. Şimdi Kuşadası'nda Ayvalık'tan Midilli'ye devamlı sefer var değil mi? Evet. Senelerdir yazmış. Çeşme'den de zannedersem şey adasına, Sakız adasına devamlı var. Genelde alışverişe geliyorlar pazarlara. Bunda bir sorun yok. Kuşadası'ndan da Samos yani Sisam adasına var değil mi? Evet var. Bunun dışında işte Bodrum'dan da Datça'dan da Barsane'de var. Peki bir soru soracağım şimdi. Kuşadası'nda tahsis edilen İDO hangi adaya sefer yapıyor? Hangi adaya yapıyor? Normalde nereye yapması lazım? Karşısında Sisam adası. Oraya yapmıyor. Didim'in karşısında daha uzakta olan Patmos adasına sefer yapıyor. Patmos. Neden Patmos adası? Şimdi onu açıklayacağım. Neden abi? Neden açıklayacağım? Şimdi Patmos adası Hristiyanlık dininde Ortodoks dininde kutsal bir yerdir. Haç merkezidir. Burada biraz 5 dakika hemen bir teolojik bir şey anlatacağım. Aziz Yuhanna Efes'e sürülüyor. O zaman Efes paganların elinde. Dolayısıyla o zamanın muktedirleri Yuhanna'dan rahatsız oluyorlar. Yani Hristiyanlık dinini yaydığı için. Bunu sürgüne gönderiyorlar. Nereye? Patmos adasına.